Ekrem Yıldırım Beyefendi'yi davet etmek istiyorum. Kendileri bize yine bir peygamber muhibbi, peygamber aşığı olan merhum büyük şairimiz Arif Nihat Asya'nın nâtını okuyacaklar. Buyursun efendim. Esselamun Aleyküm. Cümleten hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapına. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlar. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye geçer. Biz dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız? Ne atlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Vicdanlar zekat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar.
gözleri perdeleyen toprak, yüzlere sert bin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huulara karışsın, aminler. Mübarek akşamdı, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar, uçsuz bucaksız çöller, çöllerde yine izler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi, hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu. Dinleyene hala çöller ses verir, yaleyn susar, uğultular gelir, mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde açılır kapılır kapılar. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de hakkın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı o kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına ya Muhammed, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ını göz nuruyla çoğaltsın Kayısade Osmanlar, Ahmet Hüsrev Altınbaşaklar. Natını Galip yazsın, mevlidini Süleymanlar. Sütunlar, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun, Bilal-ı Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler,
Hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Bu güzel müsaadenin sahibi Arif Nihat Asya'yı rahmetle anıyoruz. Ve bu naatı da bizle paylaşan Ekrem Yıldırım hocamıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şu an ikinci konuşmacımı ben sizlere takdim etmek istiyorum. İrfan Mektebi Dergisi yazarlarından Sayın Faysal Buran Beyefendi. Kendileri bizlere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatı konulu bir konuşma yapacaklar. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle alakalı böyle güzel bir programı tertipleyip bizleri siz kıymetli misafirlerimizle buluşmalarımıza vesile olan ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamıza, sevmemize ve onun neticesinde de ona uymamıza ve tabi olmamıza vesile olan bu çok kıymetli toplantıyı tertip eden Gülhan Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği'ne ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Benim bugün sizlerle burada paylaşacağım konu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnek aile ahlakı hakkında olacaktır. Tabii bu kısa süre içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar gelecek olan insanlığa önder ve rehber olacak hallerini anlatabilmek belki biraz zor olacaktır. Ama inşallah istifademize vesile olur düşüncesiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi Ya Resulallah, ben seni kelimelerinle hakkıyla methedemedim. Ama senin güzelliğin benim kelimatımı da benim sözlerimi de güzelleştirdi dediği gibi inşallah Allah Resulü'nün güzelliği bizim bu konuşmalarımızı da bu panellerimizi de güzelleştirir düşüncesiyle bu konuyu sizlere arz etmek istiyorum. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin isminin geçtiği her şiir, her söz, her kaside, her ilahi güzeldir. Çünkü bütün güzelliğini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan almıştır. Çünkü o insanlığa güzel ahlakı öğreten bir peygamberdir. Evet, ayet-i kerimelerde de ifade edildiği gibi Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
Benim insanlara göndermemin bir sebebi de güzel ahlakı tamamlamak içindir der. Onun için inşallah şu anda bu toplantıda bulunan siz değerli misafirlerimizin ekserisi, her bir arkadaşımızın ailesi var. Yani hanımları var, çocukları var, anne babası var, akraba taallukatları var, çevresi var, yakınları var veya eli altında, evet, onunla, onun bakımıyla belki yükümlü olduğu yakınları var. Bizim bunlara karşı olan davranışımızın terazisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olacaktır inşallah. Şu anda içimizde, ailemizde, çocuklarımızda bu saadetin olmamasını isteyen bir tane insan çıkar mı? Sadece müminler değil, bugün insanlık içerisinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlığa ders verdiği o saadetli hayatı acaba yaşamak istemeyen bir tane insan yeryüzünden çıkar mı? Evet. Buna kolaylıkla hayır diyebiliriz. İşte bunu istiyorsak yegane çözüm, evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendi aile efradına karşı olan, evet, bu ve bize de ders olarak verdiği, bütün insanlığa inşallah ders olarak öğrettiği o hakikatleri hayatımıza tatbik edelim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de şöyle bir konuya dikkatimizi çekiyor. Bu asırda diyor bir kısım ifsat komiteleri gençliğimizi ve neslimizi bozmaya çalıştıkları gibi, evet, toplumun en küçük bireyi olan aileyi de tahrip etmek, karı koca arasındaki yani eşler arasındaki itimadı kırmak için destek sana çalıştıklarını gördüm. Ve hatta buna karşı diyor eyvah dedim. Evet. Şimdi bunlar boş durmuyorlar bir kısım komiteler. Ama buna mukabil olarak bizim fıtratımızın istediği bir şey var. Evet, insanlık fıtraten saadeti istiyor. Mutluluğu istiyor. Evet, güzel yaşamayı istiyor. Evet, onların diyor ukrevi saadetleri gibi, insanlığın ukrevi saadeti gibi dünyevi saadetini de diyor, saadeti de işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bu örnek aile hayatını tanımak, bilmek ve yaşamaya bağlıdır. Cenab-ı Hak inşallah cümle arkadaşlarımıza, siz kıymetli misafirlerimize bu nurani güzel aile hayatını nasip eylesin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatını öğrenmek için, evet, onu nasıl bir aile reisi, nasıl bir koca, nasıl bir baba ve beşeri ilişkilerinin nasıl olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü onu tanımamız nispetinde onun örnek aile hayatını yaşayacağız ki ta ki hem dünyada hem ahirete mesut olabilelim. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanesi kadar acaba yeryüzünde gelmiş ve geçmiş ve kurulacak olan yuvaların hangisinde acaba mesut ve bir mutluluk yaşanabilmiştir? İşte onun hanesinde her zaman burcu burcu saadetler kokardı. Alemde hiçbir kadın Hazreti Peygamber'in hanımlarının sevdiği gibi sevilmemiştir. Hiçbir erkek de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadar hanımları tarafından sevilmiş değildir. Bu sevgi halesinin elbette bir sebebi vardı. Allah Resulü eli altında bulunanlara uyguladığı terbiye usulüyle onların kalplerinde sonsuz bir alaka ve bağlılık hasıl etmiştir. Peşinen şunu söylemek gerekiyor ki onun aile reisi olarak koyduğu, ortaya koyduğu hayat hayranlıkla izlenebilecek bir mükemmelliktedir. O peygamber sabrın, merhametin, teennili davranışın, anlayışlılığın, inceliğin, hoşgörünün ve sorumluluğun timsalidir. Ve bu faziletler belki de hiçbir kimse de kendini bu denli
güzel bir şekilde ifade edememiştir. Şimdi kıymetli misafirler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüdür ve hususen 13 sene Medine'de İslam devletinin başkanıdır. O dönemde İslam tarihini okuyan insanlar bilirler ki her gün belki kafilelerle, evet, kafilelerle insanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret ediyorlar. İhtiyaçlarını Peygamber aleyhissalatü vesselam'a arz ediyorlar. Evet, o belki müracaat edilebilecek en şefkatli bir peygamber idi. Ama inanın bu kadar yoğunluk içerisinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman aile efradlarını ihmal etmemişti. Evet, hepimiz biliyoruz. Belki yöneticiyiz, belki tüccarız, belki dünyevi noktada işlerimiz çok. Biraz işler yoğunlaşınca hemen ailemizi bazen ihmal edebiliyoruz. Ama dikkat ediniz, en büyük örnek o. Evet, rehber o. Bu kadar yoğunluk içerisinde, evet, hiçbir zaman ailesini ihmal etmeyen, onlarla alakasını kesmeyen örnek bir peygamberi karşımızda görüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu günlük hayat süreci içerisinde günde iki defa babusuz hanımlarını ziyaret eder. Malumunuz Hazreti Hatice-i Kübra validemizde 25 sene süren izdivaç hayatından sonra, evlilik hayatından sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam birçok kadınla evlilik yapmıştır. Medine'de bazı sayıları 9'a varan mahiyeti altında hanımları olmuş. Evet, ama bu kadar, evet, bu kadar hanımlar olmasına rağmen Allah Resulü birincisi sabah çıkarken, ikincisi de her ikindi vakti namaz dönüşü hane-i saadetlerine geldiğinde teker teker o annelerimizi ziyaret eder, hal hatırlarını sorar. Evet, dikkat buyurunuz, her birisinin başlarını, omuzlarını, okşadığını, onların dertlerini dinlediğini görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi ailesine ayırdığı bu zaman dilimi içerisinde vaktini üçe ayırdı. Bunlardan birincisi kendi ailesine karşı. İkincisi hususi ibadetine karşı. Üçüncüsü de Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi şahsi hayatlarına bu vaktini ayırıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aile efradıyla iki çeşit sohbet yapar mı diyor. Birincisi o gece, evet, kimin evinde ise, evet, hangi hanımının evine misafir oluyorsa bütün hanımlarını o eve toplar, onlarla sohbet eder. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sohbetlerde onlarla şakalaştı, çok manidar kıssalar anlattı, dertlerini dinledi, hatta bazen çekişmelerine kulak misafiri olduğu, evet, siyer kitaplarında anlatıyor. İkincisi de Peygamber aleyhissalatü vesselam her birisine ferden ferden ilgileniyor, alakadar olur. Evet, şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesi denildiğinde şu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin ailesi denildiğince kısaca şu tabloda da gördüğünüz gibi kişilerle alakası var. Annesi, babası, hanımları, çocukları, torunları, azatlı köleleri, dadısı ve eli altında sorumlu olduğu torunları akla geliyor. Kısaca bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırayla bir iki tanesine alakadar olduğu, ilgilendiği bu ailesinden birkaçıyla alakalı bazı misaller sizlere arz etmek istiyorum. İşte bunlardan bir tanesi
ve en başta ve belki de en çok bizi alakadar eden, saadetimize vesile olacak olan hanımlarıyla olan ilgi ve alakasıdır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına çok değer verir, kıymet verir, onların fikirlerini dinler ve hakikaten bazen bu görüş beyan ettikleri konularda peygamber olmasına rağmen dediklerini yapıyordu. İşte o numunelerden bir tanesi Hudeybiye Müsalahası, İslam tarihi açısından çok kritik bir antlaşmalardan bir tanesidir. Tarihi seyrini fazla anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zahiren mağlup olabilecek yahut öyle addedilebilecek bir kısım maddelere imza atmış. Bu da etrafındaki sahabeleri çok fazla memnun etmemiş. Tabi onlar sahabeler zahire hükmettiklerinden dolayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın niçin bu maddelere imza attıklarını tam olarak belki de o anda idrak edememişlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir karar alıyor. Sahabelerine diyor ki burada develerimizi keseceğiz, tıraşlarımızı olacağız ve Medine'ye geri döneceğiz diyor. Fakat bu ashaba çok ağır gelmiş. Başta Hazreti Ömer gibi insanlar belki itiraz diyebileceğimiz bir kısım ifadelerde de bulunmuşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu emrini 3 defa tekrar ettiği halde, yani kalkın, kurbanlarınızı kesin, tıraşlarınızı olun dediği halde, fakat sahabeler bunu biraz dinlememişler. Ve Peygamber Efendimiz çadırına giriyor, yanında Ümmü Seleme validemiz var. Hanımına diyor ki, benim ashabım beni dinlemiyor. Ve evet, bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. O validemiz ona diyor ki, ya Resulallah, siz kalkın diyor, kendi kurbanlarınızı kesin ve berberinizi çağırın, evet tıraş olun diyor. Umarım ki senin ashabın seni kırmaz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, hakikaten kurbanını kesiyor ve tıraşını oluyor. Ve sahabeler birer birer kalkıp Allah Resulüne tabi oluyorlar. Bu hadise İslam tarihinde çok manidar bir hadisedir. Lisan-ı hal dediğimiz, yani örnek davranış dediğimiz halin lisan-ı kalden daha tesirli olduğunu Allah Celle Celaluhu bizzat kendi peygamberinde yaşatmıştır. Bu da hakikaten ders alabileceğimiz bir konudur. Şurayı söyleyeyim. Acaba yeryüzünde kaç tane devlet başkanı böyle kritik bir vaziyette bir hanımının söylediği bir fikir karşısında kalkacak, bu kararını alacak, evet bu kararını alacak ve üstelik de bunu tatbiki amel edecektir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizim için de belki ders olabilecek olan bu uygulamaya bizzat kendi uygulamasıyla imza atmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hanımların her birisine karşı hakikaten çok büyük bir sevgisi, şefkati ve merhameti var. Ben siz çok kıymetli dinleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Allah Resulü'nün bahusus o aile hayatını okumamızı inanın canı gönülden istiyorum. Çünkü biz öyle örneklerle karşılaşacağız ki, evet, karşımızda öyle bir şahsiyet göreceğiz ki Allah'ın izniyle onların hiç olmazsa bir kısmını tatbik ettiğimizde evet ailemizde o beklenen ve istenen saadeti yakalamış olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin diğer validelerimize karşı her birisiyle alakalı bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bir şey söyleyeyim. Hazreti Safiye validemiz kendisi çok ileri gelen bir kabilenin kızıdır. Savaşta babasını kaybetmiştir. O gece Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona ehemmiyet verdiğini göstermek için sabaha kadar evet onunla beraber kalmış, onun derdiyle dertlenmiş, onu dinlemiş, onun kederiyle kederlenmiş, ona olan sevgisini, kıymetini bu şekilde ifade etmiştir. Şimdi tabi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayrıca başta Hazreti Hatice validemiz olmak üzere bu annelerimize karşı olan sevgilerini de zaten duyuyoruz, biliyoruz ama tekrardan mülahaza ettiğim için evet özellikle Hazreti Hatice validemize karşı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok vefalı bir insan. 25 sene onunla hayat sürmüş. Bir defa
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu incitmemiş, o da Hazreti Peygamber'i incitmemiş. Allah cümle abilerimize ve kardeşlerimize ve hepimize bu güzel ahlakı nasip etsin inşallah. Şimdi ve bazen onun vefatından sonra sıkça onu yad ettiğinde Hazreti Hatice validemizi, hatta biraz kıskançlık damarıyla Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah sen bu kadında ne görüyorsun, ikilemi bu kadar zikrediyorsun dediğinde, hayır öyle deme diyor. Evet, o beni herkes inkar ettiğinde, beni reddettiğinde o bana her şeyle destek oldu, bana iman etti ve Allah onun vesilesiyle bana çocuklar nasip etti diyor. Evet, şimdi bir iki örnek daha diğer çocuklarına ve torunlarına karşı olan şeyden anlatayım ve ben buradaki konuşmamı bitirmek istiyorum. Zamanım gelirse arkadaşlarım bana hatırlasa iyi olur. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bizim de mahiyetimizde en çok alakadar olduğumuz şeylerden bir tanesi de çocuklarımız ki ihmal etmemiz gereken, etmememiz gereken konulardan bir tanesi de bu. Evet, o bir peygamber olmasına rağmen hiçbir zaman çocuklarını ihmal etmedi. Hazreti Mariye'den doğma Hazreti İbrahim'i süt anneye vermişti. Medine'nin dışında, evet, kendisi yani süt annesi ve babası bir demirci olmasına rağmen onu sıklıkla ziyaret eder. Evet, o dumanlı ve kokulu eve girer, onu kucağına alır, sevgiyle kuşatır, onu sever ve geri dönerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başta Hazreti Hasan ve Hüseyin olmak üzere bu efendilerimize karşı olan evet ilgisini ve şefkatini duyuyoruz, biliyoruz. Ama şurayı söyleyelim. Hangi birimiz, dikkat buyurunuz ama misal verdiğimiz şahsiyet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazdayken kucağında veya sırtında veya omuzunda bir çocuk olduğu halde mescide gelir, evet namaza durar. Ya bazen namazdayken o çocuklar gelir omuzuna biner, sırtına biner. Hatta omuzuna bindiklerinde onu rahatsız etmemek için secdesini uzatır. Evet, o böyle bir peygamberdi. Bakınız o asırda biliyorsunuz insanla kadınlar hakkındaki dersi veren Hazreti Peygamber sakrasındandır. Yani kadının insan olarak bile telakki edilmediği, çok af buyurunuz, bir meta olarak adeta alınıp satıldığı bir dönemde Peygamber sakrasından kız çocuklarına karşı çok şefkatli, çok merhametli, torununa karşı Hazreti Zeynep validemizin çocuğuna karşı çok şefkatliydi. Mesela Hazreti Fatıma validemizi her gün ziyaret eder. Onları mesela sabah namazına kaldırır. Hatta sabah namazına geç kaldıklarında onlara yavaşça böyle su serperdi. Evet. Ve her gün akşam döndüğünde özellikle Fatıma validemizi ziyaret eder, bir ihtiyacı olup olmadığını sorardı. Ve o asırda evet Cenab-ı Hak adeta insanlığa bir ders vermek için evet onun mübarek neslini çok sevdiği Hazreti kızı Hazreti Fatıma validemiz vasıtasıyla devam ettirmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hususen Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı çok büyük bir sevgisi vardı. Allah'ım ben bunları çok seviyorum. Yani Hazreti Hasan ve Hüseyin'i çok seviyorum. Sen de onları sev ve ya Rabbi sen de onları sevenleri sev. Ben bunlardan razıyım. Sen de bunlardan razı olandan razı ol diye devamlı bir şekilde dua ederdi. Bir gün Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Hasan'ı omzuna almış. Bir sahabe Hazreti Hasan'a hitaben, ey Hasan, evet ey çocuk, bindiğin binek ne güzeldir buyurdu. Bakınız, bindiğin binek ne güzeldir buyurdu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki, evet, o da ne güzel bir binicidir. O da ne güzel bir binicidir. Bir peygamber hayat-ı içtimaiyede, toplum hayatında, dikkat buyurunuz, biz bugün bir belediye başkanımızı, çok kıymetli bu büyüklerimizi bu şekilde görsek, inanın belki de biz bunu ayıplayacağız. Ama o ahir zaman peygamberiydi ve İslam devletinin başkanıydı. Ve hatta bir kısım insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davranışlarını evet kınadıklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara karşı çok sert davranmıştır. Bakınız 10 tane çocuğum var ya Resulallah diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunuyla oynaştığını görünce, kucağında onu görünce diyor ki benim 10 tane çocuğum var,
Daha ben bir tanesini kucağıma alıp sevmiş değildim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı çok manidar. Allah senin kalbinden merhameti çıkardıysa ben ne yapayım diyor. Evet, kullarına merhamet etmeyene Allah merhamet etmez buyuruyor. Bize de burada bir ders çıkıyor. Çocuklarımızı ihmal etmeyelim inşallah. Bu sevgiyle, bu şefkat ile, bu merhamet ile büyütelim. Çünkü inşallah istikbale hükmedecek olan bu nurani nesil olacaktır. Evet, çok kıymetli misafirler, işte Resulullah'ın kendi aile efradından sayılan süt annesi Hazreti Halime, süt kardeşi Hazreti Şeyma gibi veya Abdullah gibi kardeşlerine karşı da çok vefalı olduğunu, davrandığını biliyoruz. Bir seferinde Hazreti Halime-i Sadi'yi yanına çağırıp, bizzat kendi cübbesini çıkarıp, o dönemde tabi sergi yok, onu yanına, onun üzerine oturtup, kendisine ister burada kalmak, ister memleketine gitmek noktasında serbest bıraktığını biliyoruz. Ve ona çok ikramlarda ve ihsanlarda bulunmuş, devamlı bir şekilde elinden geldiği kadar bu yakınlarını ziyaret etmiş, nasıl bir vefalı peygamber olduğunu bizlere ispat etmiştir. Evet, şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha dünyaya gelmeden önce biliyorsunuz babasını kaybetmiş. Annesini 6 yaşındayken kaybetmiş. Çok sevdiği dedesini 12 yaşındayken kaybetmiş. Evet, yani birebir kendisini himaye eden anne baba noktasındaki bu yakınlarını Allah Resulü daha küçük yaşlardayken kaybetmiştir. Ama Peygamber Efendimiz bu annesinin babasının da kabrine devamlı bir şekilde uğrar, onları ziyaret ederdi. Takdir edersiniz ki insanlar zihinlerinde en fazla kimleri canlandırıyorlarsa, evet, ona benzemeye çalışırlar. Kıymetli misafirler. Çünkü insan diyor, sevdiği zata eğer benzemek kabil ise, fıtraten ona benzemek ister. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediğini en doğru bir şekilde yapabilmek için, onun elçisini adım adım izlemekten, yani onun sünnet-i seviyesine ittiba etmekten başka çaremiz yoktur. Eğer saadet istiyorsan, eğer bu ailelerin huzurlu ve saadetli geçmesini istiyorsan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın o örnek aile hayatını kendimize rehber etmekten başka bir çaremiz yoktur. Dünyevi ve uhrevi saadetimiz de buna bağlıdır. Evet, bu temennilerle Cenab-ı Hakk'ın cümlemize ve cümlenize bu saadetli hayatı temin etmesini niyaz ediyorum. Sizleri en güzel selam olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programın sonunda birbirinden değerli hediyeler takdim edeceğimiz bir çekilişimiz olacak biliyorsunuz. Girişte görevli arkadaşlar sizlere o kartlar ve üzerinde numara olan o kartları verdiler. Bunları mümkün olduğu kadar kaybetmemenizi sizlerden rica ediyoruz. Çünkü çekilişimiz o kartların üzerindeki numaralara göre olacaktır. Birbirinden değerli konuşmacılarımız sizlere Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü anlatmaya gayretler çalıştılar. Kendilerinden Allah razı olsun. İstedik ki o zat Aleyhisselatü Vesselam'ın sizlere bir de namelerle anlatalım. Bu maksatla sizi Enes Müzik ekibinin sunacağı ilahiyelerle baş başa bırakıyoruz. Buyursunlar. Thank you.
aşıklar bağlanmış her. Geldim sandım dün gece.
Ümmetim der senden.
karanlıklarda kaldı, nur yoluna muhtacım. Karanlıklarda kaldı, nur yoluna muhtacım. Selam sana sana ya Nebi.